kesimi diyorsunuz da sağcısı, solcusu, dincisi, Kürdü, layığı. Kendi adamının yaptığı hırsızlığı, yolsuzluğu, sahtekarlığı pas geçiyor. Karşı tarafın yaptığını göklere çıkarıyor. Demek Peki. istediğim özetle mali denetim, ilmi denetim, adli denetim ve en önemlisi de bu tarikat ve cemaatler bu son dönemde bu kadar iktidarla, bürokrasiyle iktidarın da buna fırsat vermemesi Peki. lazım. Peki ben dedim ki kaç kişiler niye bu kadar etkiliyor dedim. Ersan Şen'e cevap verecektiniz orada dedim Hangisiyle ki yani ilgili? Hayır şöyle dediniz ki toplumda uyuşmuyor Cumhuriyet'in bir takım düzenlemeleri. Ben kanunla... onu söyledim, anlattım geçen turda. Hayır, anlattınız da evet. mesela kaç kişi dedim o soruya yanıt vermediniz. Yani söyleyeyim. Kaç söyleyeyim kişi işte saydım. Hepsi? Saydım. Aleviler. Hayır kaç kişi efendim? Ya en az toplumun yarısı. İşte zaten Ersan Bey de dedi. Dedi ki işte yarısı işte kaplaşıyor. Yani sizden hareketle ya. Söyledim onu. Ya ben yarı şöyle yarı biliyorum. Yani Türkiye'deki bütün cemaatlerin toplamı işte 3 ben milyon. Ben söyleyeyim. Hayır ama başka bir şey var. Efendim? Bununla ilgili saha çalışması var. Var. %3'ü 5'i deniyor. Sizin sorduğunuz soru şu. Yani toplumsal mütabakat kanunlar niye tam uygulanamıyor? Ben de dedim ki bu anayasalar yani 61 evet, anayasası da 24 uyuşmuyor. Anayasası da 12 Eylül 80 anayasası da uyuşmuyor bir toplumsal toplum. Uzlaşmaya dayanarak Kürtler, Aleviler, dindarlar, laikler, liderler. Ben yeri gelmişse bir cevap vereyim mi? Top yetiyor. Hayır hayır. Top vermem yetiyor. Lazım ama. Top yetiyor. Bir uzlaşmaya dayalı olarak çıkmadı. Kerhen zorla oy veren 12 Eylül anayasası mesela %91 küsur %92 oy aldı eğer yani şeyse yani sandık. Şimdi bir saniye efendim bir saniye. Lütfen. Bir bitireyim dediğimi. Bir toplumsal uzlaşmaya dayalı bütün taraflar dindarıyla, layığıyla, liberaliyle, Kürdüyle, Alevisiyle, dindarıyla yeni bir anayasaya ihtiyaç var diyorum. Bu anayasayla olmadığı, hiçbir şey çözemiyorsunuz ki. Bu olmadığı müddetçe yani, bu rahatsızlıklar peki. devam ediyor. Anayasayı çıkarıyorsunuz, adam tatmin olmuyor, yine devam peki. ediyor. Muhalefete devam ediyor. İsmail Saymaz söz istiyor. İsmail Saymaz'dan sonra size geleceğim. Yusuf Kaplan size bir izleyici sorusu da var. İnsicam bozulmasın. Sayın Altan'a bir cevap çok kısa, vereceğim. Çok kısa. Tamam. Şimdi Sayın Altan'ın söylediğini anlıyorum. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sadece 61-82 anayasalarından ibaret değil. Ayrıca toplumumuz ve karşılaştığımız sorunlar, çözümlerimiz beğenmediğimiz anayasaların üstünde de değil. Yani siz sadece dünyanın en iyi anayasasını, en iyi kanununu getirdiğinizde dahi hukukun evrensel ilke ve esaslarını benimsemeyip bunu sahaya yansıtamadığınızda, çifte standart izlediğinizde, eşitliğe aykırı hareket ettiğinizde onu anayasayla, kanunla çözemezsiniz. Tamam ben dediğim aynı şey işte. Devam edeyim. Devam edeyim. İngilizlerin bence, anayasası bence, yok. Bence hayır değil. İngilizlerin değil, anayasası değil, da yok. Sözlü. Değil, onu sözlü demiyorum. Mütabakatı tamam. var İngilizce. Hayır hayır. O başka Anglo-Sakson sisteminden işte, bahsediyorsunuz. Tamam başka anayasa var Amerika yani. Birleşik Devletleri'nde de var. Rusya'da var. Her yerde var. Yani olanla olmayan arasında uzlaşması hemen... var adam yazmamış da demiş efendim, ki benim orada da var yapıyorum. Hukuk sistemi canım. Olur mu? Oranın onun ya hukuk sistemi... Ya sevgili kardeşim niye her şeye itiraz kardeşim, ediyorsun? Kıta yani ben sakin dinlediğim vakit tamam siz hani bağırarak üstünü saramaya çalışıyorsunuz. Anayasanın olmamasının konumuzla bir alakası yok. İngiliz toplumunun bir toplumsal mütabakatı var. Doğru yanlış. Kendi toplumunu tatmin etmiş. Toplumsal mutabakatında da sorun var İngiltere'nin canım. Ya sorun her yerde var. Var. Ama yazılı anayasası ben, bile ben, yok. Sözü ben söyleyeceğim söyleyebilir miyim lütfen? Müsaade. Ve şimdi sizin söylediğinizden sağlamış. Çıkan sonuç şu. Bakın siz diyorsunuz ki bence tartışmaya açılması gereken belki bu Pandora'nın kutusu böyle açılıyor. Evet. Şimdi bir tarafta laiklik, cumhuriyet ve demokrasi kavramları var. Ya bunu anayasadan çıkaracaksınız. Bir ya başka sistem. Bir saniye sözümü bitireyim ya. Niye çıkaralım yani? Ya bir saniye ya. Bir evet. müsaade et. Şimdi söylediğiniz net o söylediğinizde bunların bağdaşabilmesi mümkün değil. Niye? Değil. Niye değil? Bir saniye. Sizin eleştirdiğiniz. 100 senedir bak, beni rahatsız Mustafa ediyorum. Kemal Atatürk'ün gösterdiği bir de ilim irfan yönü var. Evet. Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar o 1921 bizim esasımızdır 1924 sonrasını tanımayız deseniz de bak beğenmesen de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bir mantık var. Bir zihniyet var. Bu bir dayatma değil. Sen bunun peşinden gidecek misin gitmeyecek misin? Tekrar geldiniz Haydar Paşa. Hayır canım ne alakası var? Ya belki ben Marmara Arayı kullanacağım. Ne alakası var canım benim söylediğim şu. Şimdi benim hocamla da biraz önce Ankara'dan tartıştık ama Allah ile birey arasında benim bireysel inancım arasında bir başkasını ben almak zorunda mıyım? Ben bunu o illa mutlaka o şeylerden, şıhlardan mı öğreneceğim?
İnsanlara nasıl inanacaklarını dayatamazsınız ya. Yaşamıyor muyum ben? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan bazı sorunları ortaya koymak suretiyle bu ülkede insanların din ve vicdan hürriyetini kesinlikle kullanamadığını söyleyebilir misiniz? İnan edin, ben şu an sizin neye itiraz ettiğinizi ve ne sizin söylediklerinize itiraz ediyorum. Ya neye sizin söyledikleriniz Mustafa Kemal Atatürk'ün önünüze koyduğu İlem İrfan yönünden ayrılıyorsunuz. Bunu ama açıkça söyleyemiyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki hayır ben söylerim, neden çekineceğim? Yaşım gelmiş nereye? Feleğin ya bunun yaşla ne alakası var canım? Feleğin çemberinden 10 sefer geçmişim. Bir sefer bir söz alayım. Değil. Vallahi ben yani şunu söylüyorum. Yok, ben her şeyi söylüyorum. Ben şuna karşıyım. Topluma dayatılan kanunlar, ben bir Müslümanım. Toplum 70-80 sene. Ne dayatılmış? Dayatılan nedir? Efendim, dayatılan demokrasi midir, cumhuriyet midir? Nedir dayatılan? Bütün ya bana söyle, laiklik midir dayatılan? Bir neyi dinliğe, topluma, boş olan nedir? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsun? Ya işte onu açalım bir gün bir toplantıda. Ne istiyorsun? Anlatalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, Cumhuriyet'in niteliklerini ortam mı kaldıralım? Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Ya bizim anayasanın birçok maddesine itirazımız neyine var. Neyine itirazınız var? Var mesela vatandaşlık tanımına itirazımız neyine var. Neyine itiraz ediyorsunuz? Efendim şöyle söyleyelim. Biz kendi açımızdan, kendi program konumuz itibariyle aslında çok özetle şöyle söylüyor. Ersan Şen diyor ki, ya bu memlekette hiç cemaat, hiç tarikat olmadan, hiç şeyh, şıh, hoca olmadan, Seyda Mele olmadan biz Allah'la Kur'an-ı Kerim üzerinden okuduğumuz hadisler üzerinden. Neye göre Şeyhülislam mıdır, İmam-ı Azam mıdır, İmam-ı Gazali midir, Fahreddin-i Razi midir, Mevlana mı? Ümmet esaslı değil Sayın Hasan. Nedir ya? Bu ülke millet esaslı, ulus devlet kurulmuş. Tamam öyle inansın. Yapma Allah aşkına, ne inanması ya? Ben soruyorum. Bu ülke böyle kurulmuş. Biz böyle inanmak zorunda değiliz. Tamam. Hayır, insanlara din dayatıyorsunuz ya. Böyle bir şey yok. Bir şey dayattığım yok. Devletin dini olur mu? Hayır, devletin dini adalettir ya. Dine nasıl inanması gerektiğini söylemezsin. Hayır, ne münasebet? Benim söylediğim din ve vicdan hürriyeti, benim söylediğim kötüye kullanımını önüne geçirmesi. Bugüne kadar önümüze getirilen örnekler, biraz önce söylediğim Fethullah örneğine sen çıldırdın, kızdın ama bir hakikat bu. Hayır, bir dakika, Fethullah'la ne alakası var ya? Bu bir hakikat, önümüze gelmiş. Bunların tekrarlanmayacağının kaynağı var mı? Şimdi kalkıp sizi oraya koydu. Hayır, biraz önce söylediğim örneği itiraz ettiği noktayı... Bir hukukçu olarak sizi kırıyorum hocam. Şimdi siz... Fethullah ayırsa olarak... ya bunun hiç alakası yok. Bu Amerikan uşağıdır. Zaten onların icadıdır. O zaman birçok cemaat tarikat içinde siz biraz önce burada konuşuldu. Gizli servislerin kurduğu yapılar deniliyor. Suçu sabit olmamış. İnsanları, toplum kesimlerini... Bak ben onu söylemiyorum. Hedef haline getiremezsin. Bir gidişiniz vardı. Bu ya öyle gidersin şey. Ya böyle gidersin. Sayın Altan'la anlaştığımız bu nokta çok... o. Ama... Onun yolu farklı, benim yolum farklı. O kadar tamam mesela ya. Mesele budur ya. Yani genelleyerek insan... Ben söz alabilir miyim? Ben şöyle bir soruyla şey yapayım. İsmail Saymaz ben bir söz alabilir miyim? Hakem olarak İsmail'i sen. Alırsam vaktim kalır mı yani? Gelip de diyorum da. İsmail abi ne geliyor. Ne kadar vaktim siz, var? O konuştum ondan sonra şey. Hayır, reklama gireceğiz ya, o yüzden reklama söyleyeyim. Reklama mı gideceğiz? Reklama gidecekmişiz, evet. Evet, çünkü vallahi yani... benden iyi takip ediyorsun programı, reklama gidecekmişiz. Şöyle bir soru var. Tamam. O zaman...